geçerek. Şu anda Mart'ın sonundayız. 3 gün Mart'tan, 3 günde Nisan'dan bizim eskilerimizin bize anlattığı kadarıyla anlatıyorum. Buna koca karı deriz biz. Biri deriz yani. Eskiler buna biri derlerdi. Biri neymiş? Biri yaşlı bir kadınmış. Yani köyün yaşlı bir kadınıymış. Bunun işte 10 tane gidiği, 12 tane gidiği varmış herhalde tabii onların anlattıklarına göre. Önce bir, hani biz zaten bu 3 günden önce bir sıcak gördük ya. Mesela Mart'ın 21'ine girdikten sonra, o toprağın ısınmasından sonra biri çok seviniyor. Her taraf yeşil oluyor. Diyor ki ben artık diyor kışı bitirdim, bahara girdim diyor. Gidiklerim de kurtuldu, keçilerim de kurtuldu. Biri bunları ovaya salınca, ondan sonra ne yapıyor? Bir dolu yağıyor. Bir dolu yağıyor, bir kısmı telef oluyor. Bir kısmı telef oluyor. Biri bunları toplu kuyu içeri bayağı bir ağlıyor. Hani ben sevinmiştim işte bahar geldi falan. Tekrardan hava açıyor. Tekrardan hava açıyor. Yine tekrardan biri çıkarıyor dışarı. Şimdi 3 gün Mart'tan geçirdik, 3 gün Nisan'a geliyor. Seviniyor. Hani artık Nisan'a girdim, kışı bitirdim diyor. Ama o arada da yine kar yağıyor, yine dolu yağıyor. Yine birinin gidikleri ölüyor. Biri yine başlıyor ağlamaya. Tabii gidikler 3 günün sonunda biri bunlar gidikleri komple ölüyor gibi. Öldükten sonra da yavaş yavaş artık dolu da bitiyor, kar da bitiyor. Yani eskilerin bize anlattığı kadarıyla. Hani düşündüğün zaman bu neden 3 gün Mart, 3 gün Nisan? Bilmiyorum artık yani birinin bu sevinci mi hoşuna gitmedi ne olduysa. Bu şekilde anlatıyorlardı bize. Nisan'dan sonra da zaten şeye giriyoruz. Tekrar yani bu fırtınalar bitmiyor. Yine 3 gün Mayıs var, 3 gün Nisan var. Yine onu da o şekilde anlatıyorlardı. Onlar da şey bür diyorlardı. Gökyüzünden işte 12 tane yıldız çıkıyor. İlk çıktığında kanlı bir şekilde çıkıyorlar. O da kaça kadar sürüyor? Haziran'ın 13'üne kadar sürüyor. O dönemlerde hem yıldırım çakmaları oluyor, hem zehirlemeler oluyor hayvanlarda. Yani ben mesela başıma geldi, annem şu tepede hayvanlardaydı. O anda şimdi yıldırım çakarken bizim 2 tane keçi ölmüştü annemin eşi. Biz o günlerden çok korkarız. Özellikle yükseklere, ardışların şeylerine girmeyiz. Hani şu şeyler geçsin işte, bu büyürler geçsin diyorlar işte, bunlar geçsin. Yavaş yavaş onlar kandan çıkıyorlar, yıldıza dönüyorlar. Yıldıza döndükleri zaman onun da fırtınası bitiyor. Şeyde de yine aynı şekilde anlatıyorlardı. Şubat'la Ocak arasında yine 3 gün Şubat diyorlardı, 3 günde Ocak diyorlardı. Orada da diyorlardı ki Şubat, şimdi Mart'la Ocak'a demiş ki ben aranıza sıkıştım, siz benimle dalga geçiyorsunuz küçüğüm diye. O da onun fırtınasıymış. Ben şimdi nasıl sizi sollar geçerim? Hep öyle derlerdi. Hani bekleyin derlerdi. Şubat sollayacak. Yani kara çarşamba var. Mart'ın kara çarşambası diyorlardı. Orada da çok böyle dikkat ederlerdi. Orada özellikle neye dikkat ederdik? O günü ev süpürülmeyecekti bizim eskilerin anlattığına göre. Bir gün önceden temizlik yapılacaktı. O gün çamaşır yıkanmayacaktı o kara çarşamba günü. İneklerin kuyrukları kesiliyordu. Kara çarşamba bahara müjde diye. O şekil yapardık. Hıdır Elez gelirdi. Hıdır Elez de çok güzel. Mesela şimdi şeylerle kutluyorlar. Bizim çocukluğumuzda Hıdır Elez'de biz şey çocuktuk. Bize şey verirlerdi. Tava alırdık, tereyağı alırdık, götürürdük. İşte gidiklerin önünde yemek yapar. Bir şey, özellikle bir şey yapardık biz. Bir şey yapardık. Hemen hemen Mayıs'a giriyorsun ya. Bahar bitmek üzeresin. Yazı karşılıyorsun. O zaman her şeyin kurtuluyor. Hayvanların doğada oluyor, sen doğada oluyorsun. O yemekleri de hayvanlara yapıyorduk aslında. Yani o bir şeyleri falan gidiklerin de. Hani gidiklere bir kutlama şeklinde yapıyorduk. Şöyle bir şey var. Aslında doğayla insan beyninin arasında bir bağlantı var yani. Sen onun, doğa seni takip ediyor, sen doğayı takip ediyorsun. Mesela dünyanın şeysini anlatıyorlardı. Şeyde 21'inden sonra dünya kendini yeniliyormuş. Dünya çok güzelmiş. Ona işte bir ülkenin prensi gelmiş. Hani dünyayı istemeye, dünya çok güzelmiş. O da beğenmiş prensi. Prense şey vermemiş. Prense demiş ki git 6 ay sonra gel. Eğer 6 ay sonra beni beğenmişsen demiş ben seni alırım o zaman. Ta prens gidiyor kendi ülkesine. 6 ay sonra tekrar geri dönüyor. Geri dönüyor ki dünya yaşlanmış, saçlar bembeyaz. Yani o güzellikten eser kalmamış. Bunlar ne demek oluyor? Bunlar var olan insanlarla. Bilim, insan, yani beyin, bunları hep birbirleriyle takip ediyor. Yani doğa bizi takip ediyorsa biz de doğayı takip ediyoruz. Aslında insanoğlu doğayı takip ediyor. Yani dünyayla sen şey oluyorsun, doğayla şey oluyorsun. Mesela bu küresel ısınmalar diyorlar, doğanın değişmesi diyorlar.
Bu ne demek yani? İnsanlar, biz şimdi ona uyuyoruz değil mi? Şu anda mesela nasıl telaş ediyoruz? İşte şunun tedbirini alalım, şunun tedbirini alalım. Bunlar hep doğayı tatbik ettiğimiz için bu şeyler doğrudur aslında. Anlatanlar hiçbir şey yalan değildir. Ya şimdi öyle değilsin tabii ki. Şimdi daha farklısın. Şimdi yani aslında düşündüğün zaman gerçekten doğayı takip etsen daha mantıklı bir şey oluyor. Çünkü zaten doğayla bilimin ara, bilim de öyle. Bilim doğayı takip etmiyor mu? O da aynı şekilde takip ediyor. Aynı şekilde çevre olsun, şey olsun, yani yer altındaki şeyleri olsun, hep takip ederek yola çıkıyorsun. Bu şekilde yani aslında doğa bize her şeyi anlatıyor. Doğa bize her şeyi yaşatıyor. Mesela şeylik olsun, bugün örneğin ne diyeyim sana, yani varlığı, yokluğu, hani zenginliği, bütün bunları doğa sana sunuyor. Hiçbir şeyle sen yapamazsın. Doğayla yapıyorsun her şeyi. İşte şeyden geldiğimiz bu. Bu insandan geldiğimiz böyle. Şimdi yani burada kendi dedelerimizden, geçmişimizden bir mezarlığa bakın. Kaç kişi yok.